Merhabalar herkese. Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırının yankıları devam ediyor. İsrail'in beklenildiği gibi çok sert bir tepkisi oldu ve şu an Gazze ciddi anlamda bombalama altında. Ve sadece İsrail'i ya da bölgeyi değil, bütün dünya kamuoyunu bu saldırı etkiledi. Çok derin bir şekilde değiştirdi. Daha bir hafta önceye kadar neredeyse rafa kaldırılmış, birçoklarının unutmaya başladığı ya da konuşulmamaya başlanılan İsrail-Filistin sorunu tekrar bütün dünyanın gündemine çok radikal, çok sert bir şekilde girdi. Türkiye gündemine de girdi. Türkiye'de de işte sosyal medyada birçok farklı şekilde bu konu tartışılıyor ve tabii Türkiye'de biraz da bizim tarihten tevarüs eden biraz daha yanlış bilgilerimizle beraber de tartışılıyor. Yani biraz bu tartışmanın farklı rayından çıktığını da görebiliyoruz. Bazı rayından derken yanlış tarihi bilgiler üzerine, bizim tarihi ön yargılarımız üzerine de bina edildiğini şahit olabiliyoruz. Bunu aslında biz bugün tam uzmanıyla tartışacağız. Konuğum Mehmet Akif Koç, Orta Doğu uzmanı, aynı zamanda editör ve birçok Orta Doğu üzerine birçok temel kitabın, işte Arap Uyanışı gibi, Lawrence'ın eserleri gibi birçok kitabın da tercümesini yaptı kendisi. Hoş geldin Mehmet Akif. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğin için. Rica ederim, estağfurullah. Evet, senin de bu konuda yani bu konunun aslında uzmanısın sen. Ve çok yakın zamanda bu konuda geniş kapsamlı bir seminer serisi de başlatacaksınız sanırım, öyle değil mi? Evet, yarın başlayacak bir modern Orta Doğu tarihi seminerleri başlayacak, 14 haftalık. Bu konuya da gireceğiz. Özellikle son iki asrı Napolyon'un Mısır işgalinden sonraki süreçle birlikte Arap milliyetçiliğinin doğuşu ve Osmanlı'nın yıkılışı sonrasında da bütün Arap dünyasının şekillenişi günümüze kadar ve Arap Baharı ile birlikte son 2010 sonrası süreçte olacak ve gelecek projeksiyonlarıyla bitireceğiz. Böyle bir 14 haftalık seminer dizisine başlayacağız. Online de olacak o. Evet. Dışarıdaki katılımcılara da açık olacak. Ankara'da böyle bir seminer serisine başlayacağız. Bu konuları da epey detaylı işleyeceğiz orada, evet. Online takip etme imkanı olacak mı? Tabii, olacak. Dışarıdan olacak. Online katılıma da açık olacak. Bütün 14 haftada online katılıma açık olacak. Doğru. Yani konuyu takip etmek isteyenler için gerçekten çok güzel bir fırsat. Ben uzatmadan biraz konuya giriş yapayım. Yani Tabii, buyurun. biz tabii İsrail-Filistin konusu deyince işte aklımıza gelen genelde işte Abdülhamid'in işte nasıl Filistin topraklarını savunduğu ya da işte Arapların bize ihanet ettiklerinden dolayı, işte Osmanlı'ya ihanet, Birinci Dünya Savaşı'na ihanet ettiklerinden dolayı işte gördükleri bir ceza, bir nevi böyle bir manevi bir işte böyle bir karşılıkmış gibi bir algı oluşuyor maalesef şeyde. Ya da işte buna benzer bir şekilde işte Araplar, hani Filistinliler para için topraklarını sattılar da sonra işte İsrail devleti kuruldu gibi. Bunlar benim liseden hatırladığım genel böyle iddialar. Sen ne dersin hani bu konuda? Çok tabii genel bir soru oldu ama Yok, yani. estağfurullah. Şöyle giriş yapayım müsaadenle. Şimdi bu meselenin çok boyutlu yönleri var. Yani böyle açıktan siyah beyaz işte şöyle oldu, şunlar da buna yol açtı tarzında böyle basitçe anlatılabilecek bir mesele değil. O yüzden ben biraz böyle bir tarihsel arka planla geleyim müsaadenle bu meseleye. Şimdi Yahudilerin bölgeye göç, yani daha öncesine girmeyeyim, işte o Babil sürgünü vesaire, Romalılarla Yahudilerin Yahudi eyaletlerinin diyelim gerginlikleri vesaire, onlara girmeyelim. Ama modern döneme geldiğimiz zaman şunu görüyoruz. Siyonizmle birlikte, yani politik Yahudilik, politik Yahudicilik diyebileceğimiz Siyonizmle birlikte 19. yüzyılda. Bu 19. yüzyılın esprisi biraz da şu: bütün milliyetçiliklerin, modern anlamda bütün milliyetçiliklerin kaynağını, kökenini buldukları yüzyıl bu. Çünkü 1789 Fransız İhtilali var, bunun getirdiği bir takım yeni değerler var. Bunların içerisinde milliyetçilik, milletlerin kendini yeniden keşfi, tekrardan
eski tarihsel referanslara, tarihsel dini, milli neyse referanslara, efsanelere, mitlere tekrardan geri dönüş anlamında 19. yüzyıl çok kritik. Yani Arap milliyetçiliği içinde, Türk milliyetçiliği içinde, Rus milliyetçiliği içinde, Pers milliyetçiliği içinde, elbette Yahudi milliyetçiliği içinde 19. yüzyıl çok kritik. Kendini yeniden keşfettiği, kendini yeniden ortaya koyduğu, modern döneme bir şekilde kendini hazırladığı ve ulus devletleri yaratan o 20. yüzyılın başındaki, ortasındaki o iki büyük savaş ve o kaosa bir hazırlık aslında, bir girizgah 19. yüzyıldaki milliyetçilikler çağı, kendini yeniden keşifler çağı. Bu bütün milletler için var. Bu sadece Türklere, Araplara veya Yahudilere vesaire özgü değil. Şimdi dolayısıyla bu süreçte Siyonizm de yükseliyor. Yani Siyonizm ben olumlu olumsuz bir şey olarak kodlamıyorum. Bir araştırmacı olarak anlamayı, algılamayı, anlamlandırmaya çalışıyorum. Kişisel olarak, Akif olarak bir fikrim var elbette bu konuda ama bu meseleleri anlatırken, daha Orta Doğu üzerine daha teknik konuşurken bunu anlamak lazım. Yani Arapların nasıl bir milliyetçi yükselişi varsa, Türklerin nasıl bir milliyetçi yükselişi varsa ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduysa, Yahudilerin de bir milliyetçi yükselişi var ve o milliyetçi yükselişte 48'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla bir şekilde sonuçlanıyor veya bir sonuç üretmeye başlıyor vesaire. Şimdi dolayısıyla bu süreçte bunu anlamak lazım. Yani bu milliyetçilik A halkının, B halkının, C halkının hakkı da D halkının, D halkına haram olan bir şey değil. Yani herkese meşru olan şey bütün halklara da meşrudur. Burada tabii şey olayı da başlı başına saçma. Yani o ona ihanet etti, bu buna bilmem ne etti falan. Yani bu nihayetinde günün sonunda her halk kendi rotasını çiziyor. Yani Ermeniler de çiziyor, Kürtler de çizmeye çalışıyor, Yahudiler de çizmeye çalışıyor. Burada olaylara işte ihanetti, işbirliğiydi, oydu buydu diye baktığımız zaman biz meseleyi anlamamış oluruz. Biz kendi ezberlerimize tarihten bir takım argümanlarla o ateşe odun taşımış oluruz. Yani bu meseleyi anlamaya yaramıyor bu tür söylemler. Bu tür söylemlerin pratikte bir karşılığı da yok zaten. Yani bu işte şeyin İngiliz bir siyasetçinin sözüydü ya, işte şeylerin Palmerston'un muydu? Halkların diyor şeyi olmaz, devletlerin diyor işte ebedi dostları, ebedi düşmanları olmaz, devletlerin menfaatleri olur. Halklar için de böyle, halkların da ebedi dostları, ebedi düşmanları yok. Yani Türklerin bütün tarihteki ebedi dostu kim mesela, ben bilmiyorum. Türklerin bütün tarihteki ebedi düşmanı kim, onu da bilmiyorum yani. Yok böyle bir şey çünkü. Yani konjonktürel olarak bir devletle, bir halkla, bir neyse ideolojiyle ittifak edersiniz. Yolları ayrıldığı zaman herkes kendi yoluna bakar vesaire. Yahudiler için de aynı şey geçer, Araplar için de aynı şey geçer. Dolayısıyla bu tür şeylere ihanetti, sırtından bıçakladı, hançerledi bilmem ne, böyle arabesk romantik şeylerle baktığımız zaman biz meseleyi anlamaya çalışmıyoruz demek. Buna hizmet etmiyor çünkü bu saçma sapan bir şeye, arabesk bir söyleme, diskura yol açıyor günün sonunda. Şimdi Yahudilerin şeye göçü, milliyetçiliğin, Yahudi milliyetçiliğinin artışıyla birlikte elbette kendilerine bir arz-ı mev'ud diye şeyden işte Nil'den Fırat'a kadar bir toprağın kendilerine Tevrat'ta vaat edildiği ne dair bir tez, bir mit. O millileştirilen, millileşen Yahudi dininde kendilerine ait bir mitleri var. Dolayısıyla Tanrı onlara bir arzı vaat etmiş. O arz-ı mev'udun içerisinde yaşayacaklarına dair kendilerine bir vaat var. Dolayısıyla onlar da bu vaadin peşinde koşuyorlar. Yani bu aslında biraz da bizim işte bu Ergenekon'dan çıkış gibi. Yani herkesin kendine göre bir millet yaratan efsanesi var. Çünkü bu efsaneye tutunmadığınız zaman, dayanmadığınız zaman, işte bu Romalıların kuruluşu gibi, Romulus efsanesi gibi, yani bir şeye dayanmak zorundasınız. Yani bir şeyi yaratmak için modern dönemde tarihsel bir takım referanslara dayanmak zorundasınız. Yoksa yani bunlar ne zuhur şeyler, insanları neye ikna edeceksiniz? Yani bir devlet kurarken, bir mücadele ederken, bir savaşa girerken bir şeyler üzerinden, bir takım tarihsel tezler üzerinden kendinizi var etmek durumundasınız. Yahudilerin de kendi böyle bir mitleri var, böyle bir tarihsel referansları var. Buna Ve tabii bu daha çok referans... böyle bir gizli master plan gibi bakılıyor daha çok tabii. Şeydeki ne denir? Popüler kültürdeki algısı biraz da bu sanırım. Ya yani şöyle, Mike Tyson'ın da zannedersem o sözü, herkesin kendine göre bir planı var, ağzının ortasına ilk yumruğu yiyene kadar diyor.
Dolayısıyla herkesin bir master planı var aslında. Yani şimdi Arapların yok mu, Türklerin yok mu, ne bileyim işte Zanzibarlıların, Japonların bilmem neyin yok mu? Herkesin kendi kafasında bir master planı var. Ha, buradaki mesele İsrail karşıtları açısından veya Yahudi karşıtları açısından meseleyi daha dramatik hale getiren, bunun arkasında çok büyük bir sermaye var, çok büyük bir parasal güç var. Dolayısıyla bazı planları hayata geçirmek için sizin bir birim imkanınız olur. Bazı planları hayata geçirmek için 99 birim imkanınız olur. Şimdi burada işi biraz daha dramatik hale getiren, bunun arkasında çok büyük bir uluslararası gücün, maddi, manevi ve tabii ki finansal, siyasi gücün olması. Dolayısıyla bu daha kolay hayata geçirilebilir bir proje haline getiriyor bu Siyonizm meselesini. Siyonizm derken de şimdi bizdeki İslamcı arkadaşların ağzında sakız olduğu üzere işte Siyonizm, Siyonizm olarak ben bunu kodlamıyorum. Yani bunu kendi başına doğru yanlış olarak, yani bu meseleyi konuşurken, burada daha tarihsel düzlemiyle, atıflarla konuşurken bunu doğru yanlış olarak kodlamıyorum. Bunu anlamak lazım. Yani bunun kendi tarihsel kökenlerini, neye dayandığını, nereden geldiğini, insanların bu tür kurtuluş teolojilerini ve politik ilahiyatın da aslında bir boyutu bu. Milletlerin bu tür kurtuluş teolojilerinin hangi şartlar altında yarattıklarını, hangi şartlar altında bunları imal edip buna sarıldıklarına iyi bakmak lazım. Yoksa biz buna bakmadığımız zaman şey havada kalıyor. Yani bu işte Şiilikteki kurtuluş teolojisi gibi bu biraz da. Veya ne bileyim işte gerçi bu analojiler çok her zaman gerçeği hakikatte yansıtmayabiliyor da, yani bir kıstırılmış, kapana kıstırılmış veya bir çaresiz kalmış halkların kurtuluş teolojileri olur siyaset felsefesi olarak. Yani buna dayanarak bir şekilde tekrardan kendilerini üretip yeniden şeye girmeleri, rotaya girmeleri bu kurtuluş teolojileri sayesinde mümkün. Ha bu ne kadar imkan dahilinde, ne kadar değil tartışılır elbette, ama nihayetinde bu bir kurtuluş teolojisi Yahudiler için ve günün sonunda başarılı oldu. Yani 100 yılın ardından, 120 yılın ardından bu kurtuluş teolojisi onlara bir devlet de verdi. Ve bunun ötesinde zulmedebilecekleri imkanlar da verdi maddi manevi olarak. Dolayısıyla bu şey anlamda başarılı oldu. Şimdi tekrardan bu şeye dönecek olursak, Abdülhamit döneminde, 2. Abdülhamit dönemindeki Yahudi göçüne tekrardan dönecek olursak, şimdi buradaki temel mesele şu: bu insanlar, bu topluluklar Avrupa'da, bilhassa Avrupa'nın doğusunda, ortasında, batısında o kadar yok ama doğusunda ve ortasında daha ziyade, çoğunlukla ticaretin içerisinde, çoğunlukla hayatın içerisinde, hayatın taşrasında değiller, hayatın içindeler. Ve bu şekilde de birbirlerine tutuna tutuna zengin olmuş bir takım topluluklar, küçük küçük topluluklar, ne bileyim işte Prag'da, Viyana'da, Paris'te, Moskova'da, Petersburg'da, İstanbul'da, Selanik'te, şurada burada Avrupa'nın her tarafında ciddi anlamda bir anlam ifade ediyorlar sosyal hayatın içerisinde, ticari hayatın içerisinde bilhassa. Fakat bu milliyetçilikler yükseldiği dönemde, yani Rus milliyetçiliğinin, ne bileyim işte Alman milliyetçiliğinin, Fransız milliyetçiliğinin, şunun bunun yükseldiği dönemde, işte Türk milliyetçiliğinin vesaire, bu insanlarla alakalı da bir takım tarihsel referanslar, yani Hristiyanlarla Yahudiler arasındaki tarihsel ihtilaf malum Müslümanlarla Yahudiler arasındakinden çok daha derin, çok daha köklü, çok daha çözümsüz. Dolayısıyla Avrupa'nın her tarafında bu dini referanslar da gündeme geliyor ve bunun politik ekonomisi de var. Yani bu topluluklar ciddi güce sahipler, yönetimde de kendi temsilcileri var ve halkların kaderinde, mesela Rus halkının kaderinde Rus olmamakla birlikte Yahudilerin bir rolü var. Ne bileyim Alman halkının kaderinde Alman olmamakla birlikte Yahudilerin bir rolü var. Az veya çok ticari hayatta, siyasi hayatta bir karşılıkları var. Ve milliyetçilikler yükseldikçe bu tarihsel dini referanslarla birlikte artık bir dikotomi ortaya çıkıyor. Yani Yahudiler aleyhine bir denge, Yahudiler aleyhine bir yeni denge arayışı ortaya çıkıyor ve Bir bu de süreçte çoğunluk... araya girelim ama yani belki bir de bu genelde Yahudi nüfusunun şehir merkezlerine oturması ve eğitim seviyesinin biraz daha yüksek olması gelir seviyesiyle tabii bağlantılı olarak. Bunlar da tabii milliyetçi bilincin daha erken bir dönemde oluşmaya başladığı
da neden Tabii olduğunu tabii söylüyor tabii. muyuz? Tabii. Yani kendi milliyetçilikleri, kendilerini keşifleri de daha erken dönemde diğerlerine nazaran, daha taşra toplumlarına nazaran daha erken dönemde. Fakat bu birbirini olumsuz anlamda besleyen şeyler. Yani Yahudilerin kendi politik bilincinin yükselmesi ne bileyim Alman toplumunun içerisinde çok da hoş karşılanan bir şey değil. Bu Alman milliyetçiliğini de besliyor. Keza işte Türkler arasında, Müslümanlar arasında Osmanlı'nın içerisinde yani Yahudilerin dediğin gibi o ön plana çıktıkları politik olarak, ticari olarak bu aynı zamanda bir antipati de doğuruyor ve bu antipatiden beslenen Yahudilerin tekrardan o yeni milliyetçi rejenerasyonları vesaire. Yani bu birbirini besleyen bir şeye dönüşüyor, bir çarka dönüşüyor günün sonunda. Rus toplumunda da benzer bir şey geçerli. Ve bu milliyetçiliklerin, lokal milliyetçiliklerin yükselmesiyle birlikte pogromlar başlıyor Doğu Avrupa'da bilhassa. Rus Çarlığı'nın içerisinde 1880'lerde, 1890'larda. Ve bu pogromlarla birlikte bilhassa bugünkü işte Ukrayna, Polonya civarında ve işte Petersburg'da vesaire bu pogromlarla birlikte Yahudiler artık daha somut, daha yakın, daha hızlı, daha asap diyelim bir kurtuluş çaresi arıyorlar, kurtuluş reçetesi. Yani bu pogromlardan bir şekilde çıkıp ya eski hayatlarına dönecekler, bunu bekleyecekler, bu dengeleri bekleyecekler. Kendi bulundukları, azınlık olarak bulundukları ve nefret edildikleri toplumların içerisinde ya eski haline dönmeyi bekleyecekler veya yeni bir hal yaratacaklar. İşte o yeni hal yaratmanın adı politik Siyonizm. Yani politik Yahudicilik, Yahudilik ve bunun da işte Siyon bölgesine, kendilerine o vaat edilmiş Siyon bölgesine, bugünkü işte İsrail'in, Filistin'in içinde bulunduğu bölge, oraya bir toplu dönüş ve orada tekrardan bir kendini yeniden yaratma süreci. Şimdi Siyonizm temelde bu. Yani ana vatana dönüş aslında adamlar için kafalarındaki şey bu. Kafalarındaki plan bu. Yani sürgündeki bütün halklar için bu geçerli. Yani şimdi Uygurlara da sorsanız kendi ana vatanları Doğu Türkistan, oraya dönmek isteyecekler. Ne bileyim işte Türklere de sorsanız işte kendi ana vatanları bilmiyorum ne kadar dönmek isterler. İşte o Moğol çölleri falan, Gobi Çölü, Taklamakan vesaire, işte o Tasya'nın iyice şeyi, Doğu bölgeleri vesaire. Yani o ana vatana dönüş anlamında halkların şeyinde bir sürekli bir canlı şey var, muhayyile var. İşte bu ana vatana dönüş, sürgündeki halklar, Türkler sürgün olmadığı için o kadar güçlü değil elbette. Sürgündeki halkların böyle bir şeyi var, kendi kafalarında böyle bir dönüş hayalleri var. Ve bu dönüş hayalleri de şeyi besliyor, yeni politik dengeleri besliyor. İkinci Abdülhamit'in son döneminde, tabi burada şunu da ihmal etmemek lazım bir şeyden bahsederken. Yani her şey güllük gülistanlık, Osmanlı Devleti'ni bilmişti işte bu klasik çağdaki gibi, Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki gibi çok güçlü politik olarak, ekonomik olarak vesaire, kültürel olarak çok güçlü. Ve bunun içerisinde de işte Yahudiler zorla gelip sızdılar İsrail'e falan gibi bir durum yok elbette. Yani devlet parçalanmak üzere, dağılmak üzere artık 1890'lar, 1900'ler ve bu insanlar da bir şekilde geliyorlar, yerleşiyorlar. Yani orada ufak tefek Yahudi cemaatleri var elbette tarih boyunca. Yani bunların tamamı sürgüne gitti ve bir kişi bile kalmadı değil elbette. Yani orada ufak tefek Yahudi cemaatleri yine var ama yani böyle bir yekün teşkil edecek, bir politik güç merkezi oluşturacak şey de değiller. Peki mesela Seviyede değiller. Siyonizmin bu gelişimin sürecinde yani aslında bahsettiğimiz Yahudi milliyetçiliğinin ne denir, bu bilincin yükselişinin ne paralel olarak Arap milliyetçiliği için hani aynı süreç nasıl geçti? Orada da tabii bir uyanış var, bir bilinçlenme var Arap milliyetçiliğinde de. Ama Arap benzer şeylere sahip mi yani aynı derecede güçlü mü? milliyetçiliğinde biraz şey daha farklılaşıyor. Mekanizma biraz daha farklılaşıyor. Arap milliyetçiliğini ilginç bir şekilde bir Türk hamiliğini yaparak başlatıyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı biz genelde olumsuz bir figür olarak kodluyoruz kafamızda. Çünkü nihayetinde oğlu İbrahim Paşa Kütahya'ya kadar geldi. Bütün Osmanlı ordularını önüne affedersin böyle tesbih gibi dize dize geldi yani adam. Yani durdurmasa İngilizler İstanbul'da alacak büyük ihtimalle. Yani Osmanlı'nın o kadar zayıf olduğu bir dönemde 1830'larda şeye kadar geliyor. Ya tabii önce Vahabi isyanını bastırması isteniyor Kavalalı'dan. Kavalalı elbette bir şey. Mısır'a atanmış bir vali. Bu Memlük bakiyesi yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlayınca
Bu arada tabii 1516-17 işte Mercidabık Ridaniye'den sonra Osmanlı bütün Memlükleri ortadan kaldırmıyor. Yani Memlükler hala oradalar. Ya şey değil tabii, bunlar bir hanedan değiller. Daha ziyade işte askeri komutanların şeyi yaptığı, askeri komutanlığın önderliğini, öncülüğünü yaptığı bir böyle oligarşik bir yapı aslında Memlükler şeyden baktığımız zaman. Bu Bir köle asker primus inter düzeni devam pares ediyor yani. sanırım. Nasıl? Bu köle asker düzeni devam ediyor sanırım. Yani Devam bu ediyor sistem ve hala işte produktif. Memlüklerin başındaki şey de başındaki yönetici de primus inter pares gibi, yani diğer şeyler arasında, diğer eşitler arasında birinci, komutanlar arasında birinci. Dolayısıyla bu yapı devam ediyor. Osmanlı tamamen bunu ortadan kaldırmıyor. Mısır'ı daha ziyade bu Memlük aileleri üzerinden. Bunlar artık bireysel komutanlardan ziyade aileleşiyorlardı. Yani şeyleri de var. Böyle bir kendi klanları falan oluşmaya başlıyor. Bu klanlar üzerinden, Memlük klanları üzerinden yönetiyor. Başta bir sembolik vali var ama şey değil. Bütün her şeyi o yönetmiyor. Daha ziyade toplumun Memlük klanları yönetiyor. Bu niye kadar devam ediyor? Bir Osmanlı valisinin Mısır'a, yani Osmanlı valileri sürekli gidiyor zaten oraya da, görev süreleri çok uzun olmamakla birlikte, Kavalalı bir Türk'ün, Mehmet Ali'nin şeyle birlikte, tabii orada düşük düzeyde, bu Rıza Han'ın yükselişi gibi, Rıza Şah'ın İran'ı kuran, Peyrevilerin kurucusu, onun yükselişi gibi alt düzey bir subayken yavaş yavaş yükseliyor, yükseliyor, şeye kadar geliyor, valiliğe kadar geliyor. Mehmet Ali Paşa işte şeyi, Vahabi isyanını bastırmaları istenince 1800'lerin başında şeyde, Necid'deki Vahabi isyanını hakikaten bir orduyla Mehmet Ali Paşa bastırıyor ve gayet de sert bastırıyor. İşte şeylerin, Vahabi liderliğini İstanbul'a gönderiyor. Bunlar orada idam ediliyor vesaire. Oğlu İbrahim Paşa tabii bu işleri yapan esas Kavalalı büyük vali, ama oğlu da İbrahim Paşa da şey, bir küçümsenecek bir figür değil. Çok kritik bir figür. Bütün orduların başında o var. İbrahim Paşa şeyi bastırdıktan sonra, isyanı bastırdıktan sonra Suriye valiliği ona veriliyor, o vaat ediliyor ve Suriye'de bir yeni yapı teşekkül ediyor. Yani Mısır, Suriye o dönemde birlikte yönetiliyor ve Suriye'de İbrahim Paşa'nın şeyinde, himayesinde bir Arap milliyetçiliği doğuyor. Yani bu demin bahsettiğimiz 1789 Fransız İhtilali'nin arkasından yükselen milliyetçilikler sürecinde, işte Napolyon'un 1798 Mısır işgali var vesaire. Bu Mısır işgalinin ardından zaten Mehmet Ali Paşa yükseliyor. Bu Mısır Ve o işgalinde da galiba getirdiği bir modernleşme düşüncesi var sanırım, değil mi? olacak. O zaman için bir çok ciddi bir kültürel şok o zaman. Bir askeri değil. Kesinlikle öyle. Yani şeyden beri, hatta Haçlılardan beri, yaklaşık olarak işte Selahaddin'den beri diyelim, 5 asır boyunca Avrupalılar şeyi ayak basamıyorlar. O bölgeye ayak basamıyorlar Haçlılardan beri. Ve ilk kez Bonaparte geliyor, Napolyon şeyi. Bir Avrupalı gücün başında orayı işgal ediyor. Yani şeyi saymıyorum. Yani bu oradan transit geçişleri vesaire saymıyorum Hindistan tarafına doğru. Ama o bölgeye ilk kez askeri işgal olarak Haçlılardan beri ayak basan Napolyon. Dolayısıyla bunun getirdiği bir şok da var dediğim gibi. Ve o Arap milliyetçiliği o 1800'lü yılların işte ilk çeyreğiyle birlikte İbrahim Paşa'nın Suriye'deki o himayesinde, yani Osmanlı güçlerini oradan uzaklaştırıyor. Ve Mısır, Suriye'de bir Türklerin devleti, daha sonra bu Hidivi ailesi de var elbette, Kavalalı'nın torunları. Yani bu Türk devleti, Türk yapısı Mısırlaşan, Araplaşan zaman içerisinde bu Türk yapı, Arap milliyetçiliğinin hamisi oluyor. Bilhassa Suriye'de. Suriye derken de bugünkü Lübnan'ı da kastediyoruz, içine katıyoruz. Filistin'i de içine katıyoruz. Büyük Suriye'yi kastediyoruz. Ve buranın içerisinde daha ziyade Arap aydınlar etkisinde, Arap aydınların çevresinde, Hristiyan Arap aydınların çevresinde bir milliyetçilik ortaya çıkıyor. Daha ziyade edebi kültürel çevrelerden başlıyor ama hızla politikleşecek, yüzyılın ilerleyen şeylerinde gizli örgütlerle birlikte hızla politikleşecek. Böyle bir Arap milliyetçiliği doğuyor ama Arap milliyetçiliğinin ötekisi Yahudiler değil. Çünkü zaten bölgede Yahudiler yok. Yani böyle kitlesel bir Yahudi nüfusu yok. Dolayısıyla Arap milliyetçiliğinin ötekisi daha ziyade Osmanlılar. Yani bu şey gibi, Rusların işte bu 1220'lerden yaklaşık olarak bir 1450'lere
hatta biraz daha 1480'lere kadar süren o Tatar-Moğol işgalini, hakimiyet dönemini işte Tatarski-Mongolski Igo şeklinde tarif etmeleri gibi, Moğol boyunduruğu, Tatar boyunduruğu gibi tarif etmelerine benzer şekilde Araplarda da Osmanlı hakimiyet dönemini Osmanlı boyunduruğu olarak tabir ettikleri, tarif ettikleri bir şey var. Yani Arap Milliyetçiliği aslında 1800'lerin ilk yarısında, 19. yüzyılın ilk iki çeyreğinde diyelim, Mısır'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve oğlu İbrahim Paşa, Mısır ve Suriye'de onların himayesinde doğup büyüdü, gelişti, serpildi. Fakat bunların ötekisi Yahudiler değil, çünkü kitlesel bir Yahudi nüfusu yok o dönemde. Bunların ötekisi, Arap milliyetçiliğinin ötekisi, işte bu Tatar boyunduruğunu söylemine benzer bir şekilde Ruslardaki, daha ziyade bir Osmanlı boyunduruğu ve buna karşı mücadele ediyorlar. Çünkü nihayetinde orayı kontrol eden güç, Mısır'ı da kontrol eden güç. Yani Mehmet Ali Paşa hukuki olarak, resmi olarak Osmanlı Devleti'nin Mısır'daki valisi. Ha, bu imparator gibi davranıyor, takılıyor Mısır'da, ayrı bir şey, ama nihayetinde oranın şeyi, Osmanlı adına yöneten vali. Ve asırlarca da 16. yüzyıldan itibaren, işte 3 asırdan fazla, orayı Osmanlı yönetti ve bunun bölgeyi geri bıraktırdığını düşünüyor Araplar. Ve bunun üzerine bir şey gelişiyor. Arap milliyetçiliği gelişiyor. Yani onun Bölüyorum ama ötekisi Yahudiler değil. yani bu ne kadar güçlü? Yani ben sanki bir yerde okumuştum, hani böyle topu topu 180 aydından bahsedebiliyoruz 19. yüzyılda Arap milliyetçisi olarak sayabileceğimiz diye Doğru, yazıyordu. Bu doğru. Fakat buradaki mesele şeyden ziyade, nicelikten ziyade nitelik. Yani bunlar bir şeyin başlangıcı, bir uyanışın başlangıcı. Şimdi George Antonius'un kitabında, o The Arab Awakening'de şeyi anlatıyor. Onların yarattığı iklimin, onların doğurduğu şeyin, onların doğurduğu modern Arap milliyetçiliği fikrinin 1915 Arap isyanının da aslında altyapısını kurduğunu. Çünkü nihayetinde savaşın başarıya ulaştığı yer Şam. Yani Hicaz'da başlayan, işte o şeyden yukarı doğru Ürdün'e, işte Akabe'den vesaire kuzeye doğru, işte Dera üzerinden Şam'ı, oradan Halep'e varıp Osmanlı ordularını Suriye'den çıkartan, İngilizlerle birlikte, İngiliz işgal güçleriyle birlikte çıkartan Arapların dayandığı temel şey, temel motivasyon, tarihteki o Arap haşmetini, Arap gururunu, Arap muhayyilesini diyelim, o şeyde politik siyasi anlamda yeniden inşa etmek. Yani bu inşa etmek derken de, bu kendi kendine çölde, ne bileyim, ilhamen olacak bir şey değil. Bunun için bir altyapı lazım. O altyapıyı veren, işte o demin bahsettiğimiz Suriye'nin, Lübnan'ın Hristiyan Arapları öncülüğünde gelişen Arap milliyetçiliği. Antonius bunu güzel şeye bağlıyor. Yani bu Kavalalı'dan başlatarak, İbrahim Paşa'dan başlatarak, bu Arap aydınlar vesaire. Zaten daha sonraki Arap gizli örgütleri, yani işte İstanbul'da kurulan, Şam'da kurulan, Kahire'de kurulan Arap gizli örgütleri, büyük çoğunluk itibariyle işte bu Butrus el-Bustani gibi, işte Nazif Yazıcı gibi vesaire adamların, Hristiyan Arapların o ilk aydın çevresinin fikirleri üzerinden gidiyorlar. Yani onların kurdukları setup ve onların ortaya koydukları yeni modern fikirler diyelim tırnak içerisinde, o modern fikirler zaten şeye ilham veriyor. Yani mesela Namık Kemal'in, Ali Suavi'nin, ne bileyim, Ziya Paşa'nın vesaire, yani bunlar kaç kişiler toplasan Osmanlı şeyi, Osmanlı aydınlanmasının içerisinde, belki böyle 20-30 isim sayabilirsin 1850'lerde, 60'larda, işte Ahmet Cevdet Paşa, Vefik Paşa vesaire. 20-30 belki sayabilirsin, ama bunlar nihayetinde İttihat ve Terakki çıkartan, fikri zemini inşa eden, kuran bir çerçeve sunuyorlar. Ve bu çerçevenin üzerine de zaten Cumhuriyet kuruluyor. Yani onların fikirleri 60-70 sene sonra bir devletle sonuçlanıyor. Arap milliyetçiliğinde de benzer bir şey var. Theodor Herzl bir kişi, ama o politik Yahudicilik, Siyonizm meselesi, Siyon'a dönüş, o bir kişinin gayretiydi. İşte Basel'deki kongre 1899, o kongreden sonra hız kazanarak, yani bir kişinin, birkaç kişinin ortaya koyduğu şey 1948'de İsrail Devleti ile sonuçlanıyor. Dolayısıyla şeyleri nitelik olarak bakmak lazım, veya başlattıkları bir iklim, yaptıkları bir iklim olarak bakmak lazım. Burada nicelikten ziyade önce
O biraz daha ön plana Bunlar yani bir çıkıyor şeyde. takım. Ama dediğine katılıyorum. Yani bunların mesela Fas'ta bir etkisi yok, Cezayir'de bir etkisi yok, İran Arapları üzerinde bir etkisi yok, Yemen Arapları üzerinde bir etkisi yok, Körfez'de bir anlam ifade etmiyorlar falan. Doğru. Doğru. Yani bunlar çoğunlukla işte Beyrut'un, Şam'ın bir takım entelektüel çevreleri, ama o bir şey başlatıyor. Ve o başlayan şey yavaş yavaş böyle çığ gibi, kar topu gibi şey yapacak, yuvarlana yuvarlana gelecek ilerleyen zamanlarda. Yani bunlar bir takım böyle en halktan kopuk entelektüel faaliyetler değil. Bir toplumun zihin Yok. dünyasını Halk, inşa eden. tabii. Halkta bir karşılığı var bunların. Dediğim gibi daha sonraki şeyde, daha sonraki dönemde Arap milliyetçiliği büyüyüp gelişirken, serpilirken bu şey çok önemli olacak. Onların ortaya koydukları bu fikirler çok önemli olacak zaman içerisinde. Peki mesela yani Arap Birinci Dünya Savaşı'na gelecek olursak yani bu işte Arap milliyetçiliğinden bu Arap milliyetçiliğinin Birinci Dünya Savaşı'nda işte mesela işte Şerif Hüseyin'in ve işte oğlu Faysal'ın İngilizlerle olan işbirliği falan tabii bu durum bizim Türk tarih anlayışında bir Arap ihanet olarak tırnak içinde isimlendiriliyor. Sence bu doğru bir isimlendirme mi? Yani evet bir işbirliği var gerçekten de İngilizlerle Faysal'lar arasında, Şerif Hüseyin arasında. Aynı zamanda yine Abdülvahap arasında. Ama yani buna bir Arap ihaneti demek sence ne kadar doğru? Şimdi şöyle, nereden baktığımıza bağlı burada meseleye. Fakat temelde şu var, yani o süreci şöyle bir üzerinden geçecek olursak. Şimdi bu gizli cemiyetler var. Yani mesela şeyde İttihat-ı Osmani Cemiyeti, işte İttihatçıların ilk nüvesi budur. Yani 1890'ların sonunda askeri tıbbiyenin içerisinde işte bu İbrahim Temoların, şeylerin, İshak Sükutilerin vesaire kurduğu, Mehmet Reşit Beylerin, dört kişinin beraber kurdukları şey, İttihat-ı Osman Cemiyeti, bir gizli cemiyet. Bu gizli cemiyet sadece Türklerin kurdukları yapılar değil, Osmanlıların kurdukları yapılar değil. Bunların içerisinde ne bileyim, Arapların da kendi gizli cemiyetleri var. İşte Yahudilerin kendi gizli cemiyetleri var. Ne bileyim, içeride kalmış Rumların kendi gizli cemiyetleri var vesaire. Yani bu gizli cemiyetler oldu zaten bir istibdat dönemi, bir baskı otoriterlik dönemi. Bunun içerisine tutup da gazete çıkarma imkanınız yok. Bir yayın evinde kitap yayınlama imkanınız yok. Yani kendi fikirlerinizi, politik fikirlerinizi yaymak için. Bunu ya Paris'te gidip yapacaksınız, ya Londra'da gidip yapacaksınız, ki bu da çok maliyetli bir şey, herkesin yapabildiği bir şey değil. Veya gizli cemiyetler halinde örgütleneceksiniz. Bilhassa ordunun içerisinde. Çünkü ordunun içerisinde güç sahibi olmak, ordunun içerisinde yapılanmak o dönem içinde kritik bir şey, önemli bir şey. Ve bunu Türk milliyetçileri de yapıyor, Arap milliyetçileri de yapıyor, Yahudiler de yapıyor. Herkesin kendine göre irili ufaklı gizli cemiyetleri var, gizli grupları var. Ve bunlar bir tane iki tane değil. Dünya kadar işte El Ahd gibi, El Fetat gibi vesaire, dünya kadar Arap milliyetçisi gizli yapılanma, gizli örgütlenme ortaya çıkıyor. Ve bunlar çok büyük oranda 2. Abdülhamit döneminde oluyor. Zaten 2. Abdülhamit 33 sene gibi uzun bir süre tahtta kalıyor. O 33 senenin içerisinde zaten bütün hikaye şekilleniyor. Yani ondan sonraki Mehmet Reşat ve Vahdettin dönemlerinin çok büyük bir şeyi yok. Yani orada artık sonuçlar alınmaya başlıyor. Ama hikayenin şekillenmesi işte 1876-77'den itibaren 2. Abdülhamit dönemiyle birlikte 1908-1909'a kadar. Ve bu dönem içerisinde Araplar gizli cemiyetler halinde teşekkül ediyorlar. Ve şunu da görmek lazım. Yani Şerif Hüseyin dediğimiz adam nihayetinde bütün Arapları temsil etmiyor. Osmanlı döneminde de etmiyordu. Yani 1880'ler, 1890'larda Abdülhamit onu şeyi alıyor, İstanbul'da ev hapsini alıyor. Aynı bu Cemalettin Afgani'ye yaptığı gibi ve diğer bazı lokal mahalledeki işte Kürt ve Arap beylerine, şeyhlerine vesaire yaptığı gibi bunları İstanbul'da ev hapsinde tutuyor. Yani işte belli bir maaş bağlıyor vesaire ve oradan ayrılmalarına da izin vermiyor. Hatta Şerif'in çocukları falan da yanında. Ve onlar uzun süre İstanbul'da kalıyor. Hatta şunu diyebiliriz böyle ironik bir şekilde. Yani yarın bir gün İttihatçıların Triumvirası'ndan Cemal Paşa'nın işte bu kanalda, Süveyş'te, Suriye'de vesaire savaştığı Arap isyanının zincirlerini boşaltan yine İttihatçılar oluyor. Yani 1908'de ikinci meşrutiyet olduğu zaman
salı veriliyor ev hapsinden Şerif Hüseyin'de. Ve daha rahat hareket etmeye başlıyorlar. Şerif'in oğulları meclisi mebusanda vekil oluyorlar. Emir Faysal sonradan Irak kralı olacak. Kral Faysal olacak. Emir Faysal işte meclisi mebusanda Cidde mebusu. Ve bunun üzerinden de bir şey, yani o politik nüfuzla birlikte de işte bir temsil şeyi de elde ediyorlar vesaire. Dolayısıyla o şeyin zincirlerini kıran da iddiatçılar. Daha sonra uğraşacakları Arap milliyetçiliğini, 2. Abdülhamit döneminde baskılanmış Arap milliyetçiliğini daha sonradan iddiatçılar şey yapıyor, Şerif Hüseyin üzerine. Tabii bu sebep sonuç olarak değil, bunu bir tarihin şeyi olarak, zincirin halkaları olarak söylüyoruz. Şimdi bu olduktan sonra, yani 1908-1909'dan sonra tam dağılma başlıyor. Yani bundan sonra artık, yani otoriterlik bir yere kadar sizi tutuyor. Bazen 5 sene, 10 sene, 20 sene, 50 sene, 100 sene neyse, ama günün sonunda bu bir şey dağılmaya mahkumsa artık o fitil yanıyor ve günü geldiğinde şey patlıyor, bomba patlıyor. Bombanın patlaması işte yaklaşık 10 yılı buluyor Osmanlı'nın dağılması 1908'den sonra. Tabii 2. Abdülhamit dönemini de katmak lazım bunun içerisine. Olsuz dağılmadan bahsedilemez. Yani Abdülhamit gitti, memleket dağıldı gibi bir şeyden bahsedilemez. Zaten Abdülhamit döneminde dünya kadar toprak kaybedilmiş. Hani diyorlar ya, bir karış toprak bile vermedi falan. Yani işte Balkanlarda şeyden, işte Bosna'dan başlıyor aşağıya Kıbrıs'a kadar, Mısır'dan bilmem nereye kadar. Yani dünya kadar toprak zaten 2. Abdülhamit döneminde kaybediliyor. Yani Mısır'ın üzerinde bir hakimiyet mi kalıyor Osmanlı'nın? Kıbrıs'ta bir hakimiyet mi kalıyor? Bosna'da bir hakimiyet mi kalıyor? Vesaire. Dolayısıyla o dağılma dönemini 2. Abdülhamit dönemiyle birlikte değerlendirmek lazım. Yani yaklaşık olarak bir 40 senelik, 1877-78'lerden itibaren 40 senelik bir dağılma süreci var. Ve o dağılma sürecinin sonunda işte Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki hikayeye biraz şöyle bakmak lazım, benim kanaatim. Nihayetinde kimse kimseyle birlikte yaşamak zorunda değil. Yani şimdiden baktığımızda anakronik olarak böyle o ona isyan etti, o ona ihanet etti, o öbürünü sırtından hançerledi bilmem ne falan, böyle romantik şeyler geliyor dilimize, ama yani nihayetinde hiçbir milletle birlikte yaşamak durumunda zorunda değil. Yani şey olarak, milli menfaat olarak, halkları menfaati olarak birlikte yaşamak sizin lehinize olabilir. Bu süreçte yanında olursunuz. Aleyhinize olur. O süreçte de karşısında olursunuz. Ha, burada şeyi daha dramatik hale getiren bir yabancı işgal gücüyle birlikte hareket etmesi Arapların. Yani Araplar kendi başına bir milliyetçi uyanışla tırnak içerisinde imparatorluğun dağılmasını bekleseler ve bu dağılma sürecinde de zaten İşte İstanbul'daki, Ankara'daki insanlar, yöneticiler de çok oraya bayılmıyorlar tırnak içerisinde. Yani çok yönetemeyeceklerinin farkındalar. Orayı askeri güçle, ne bileyim işte tugaylarla, kolordularla falan anca kontrol altına alabilirsiniz. Ve bunun için işte yüz binlerce askere ihtiyacınız var. Bunun iaşesi, ibadesi, ikmali vesaire dünya kadar masraf. Ve bir karşılığı, getirisi var mı yok mu tartışılır o dönemde ekonomik olarak. Şimdi böyle de bakıldığı zaman meseleye, hem kontrol etmek zor, hem ikmali vesairesi zor, hem de bir karşılığı var mı yok mu o da zor. Yani çeperlere geliyor artık imparatorluğun şeyi, gücü. Güçlü zamanlarda bunu tutabiliyorsunuz. Bir takım cazibe merkezleri var elinizde politik ve ekonomik olarak. Ama zayıf zamanlarınızda o şey, geniş sınırlar sizin için bir dezavantaja dönüşüyor. Yani işte İtalyanlar gidiyorlar, Trablusgarp'a saldırıyor. Fransızlar geliyor, Tunus'a saldırıyor. Öbürü geliyor, Fas'a saldırıyor. Öbürü gidiyor, ne bileyim işte Arap bölgelerine saldırıyor vesaire. Isırıyorlar dört bir taraftan ve buna karşı sizin cevap verebileceğiniz, ya telgraf hattı yok. Telgraf hattı yok. Şeyi geçtim yani. Diyelim Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de, Mısır'da oraları elde tutacak kolordularınızın olmasını geçtim. Orayla haberleşeceğiniz telgraf hattı yok doğru düzgün 1870'lere, 80'lere kadar. Yani buraları elde tutmak için sizin bir elçiniz işte haftalarca oraya şey yapıyor, seyahat ediyor, öyle gidebiliyor. Haftalarca sürüyor. Yani orada bir olay olsa sen bir ay sonra duyuyorsun zaten. Şimdi böyle bir ortamda burayı elde tutmak zaten şey olarak, imkan ve kabiliyet olarak çok mümkün değil. Yani senin şeyi aşıyor. Yani İngilizlerin Hindistan'la kurduklarına benzer bir şekilde bir sistem kuramıyorsan, Doğu Hindistan şirketi üzerinden bir politik ve ekonomik protektorat kuramıyorsan, burada yani bunu yapabilecek kadar finansal ve askeri
gücün yoksa, emperyal vizyonun yoksa zaten elde tutamayacaksın. Yani en ufak bir şeyde Sadbe'de sendelemeye başlayacak ve bir zaman sonra düşecek. Olan bu yani. Şimdi bunu görmek lazım. Yani Osmanlı harika gidiyordu her şey. Ekonomik olarak, politik olarak, kültürel olarak her şey harika gidiyordu. Araplar bir sabah kalktılar, ya biz isyan edelim dediler. Böyle değil yani. Buraya varana kadar da dünya kadar başka bir takım sorunlar var 19. yüzyılda. O işte oradaki idari düzenlemelerden, oradaki politik elitleri, şehirli burjuvaziyi vesaire küstürmeye kadar. Onların aleyhine başka bir takım şeyleri ön plana çıkarma, ulemanın etkisini kırma vesaire vesaire. Orada dünya kadar 19. yüzyılda Osmanlı idari düzenlemelerinden kaynaklanan, merkezileşme hamlelerinden, merkezileşme çabalarından kaynaklanan bir takım huzursuzluklar var zaten, bir takım kaynamalar var zaten. Yani biz bunları görmeden doğrudan İngilizler geldiler, işte Lawrence, Gertrude Bell, bilmem işte Allenby, Newcomb falan. Bu herifler altınları saçtılar Araplara, Araplar da hop isyan ettiler, ayrılıp git. Böyle bir şey yok yani, bu sosyoloji böyle işleyen bir şey değil, tarih böyle bir disiplin değil. Yani buraya varana kadar Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan bilmem işte şeye kadar Osmanlı Vilayet Kanunnamesi'ne kadar merkezileşme hamlelerinden ne bileyim işte Arap editleri karşına almaya kadar bunun dünya kadar bir arka planı var. Bir Arap milliyetçiliği var. Bu dönemde misyoner okulları var. Amerikalıların, Fransızların, İngilizlerin, Almanların, Rusların, Belçikalıların bölgede bir takım faaliyetleri var. Ve bu faaliyetlerin sonucunda milliyetçilik daha Batı etkisinde gelişen bir şeye dönüşüyor. Kökü dışarıda demiyorum. Kökü elbette bölgede ama Batı etkisinde şekillenen bir sürece evriliyor ve bu sürecin içerisinde de yabancılaşma daha da hız kazanıyor. Zaten var yabancılaşma.